Cümleten selamun aleyküm ve rahmetullah. Hayırlı sabahlar abi kardeşler. Maalesef ki piyasada ve veterinerler dilinde dolanan milim ve emel. Milim emel aynı şey aslında. Bir de CC yani dillerinde var. CC diyorsun. Adam şu şırınganın şu netleştirelim de kamerayı. Şurada iki yazıyor ya abi kardeşler. Bu büyük şırıngadır. Beşlik şırınga. ML denilen, milim, miligram denilen şırınga budur. Adam bunu tutuyor, buna vuruyor, güvercine bunu vuruyor. Ya bu vurulmaz abi, bu öldürür ya. Ama insülinde kullanılan şırınga terimi de CC'dir. Onu da açıklayayım, bakın. 0.1 misal 1 yazar, 0.2, 0.3 ta ki 1.0 olduğu zaman bunun fullü, insülinin fullü abi kardeşler 1 miligramdır. Bu 1 miligram da normal şurada bu büyük şırıngada 1 yazan bölümdür. Anlıyor musun? Bu 1 milimin altındaki şırınganın 1, 2, 3, 4, 5. Yani bu her 5'te bir ne oluyor? Demek ki miligram şeye geliyor. Burası CC'dir. Bu 1 miligramın büyük şırınganın altında bulunan çizgiler, tek tek çizgiler CC'dir abi kardeşler. Yani bunu söylediğimiz zaman örnek veriyorum, bir devalcin vuracaksın. 2 CC dedim. Elinde şu şırıngadan varsa şunun iki çizgisini vurursun ya da bunun iki çizgisini ağzına sıkarsın ya da baldır altına vurursun. Ama şu insülin iğnesi varsa abi, kiminde bir tarafında 10, 20, 30, 40, 50, 100 diye gider. Sonuna kadar. Bu insülin şırıngasıdır. Bunda CC'dir. Bu değişmez. Ta ki full çektiğiniz zaman şu şırıngadan 1 miligram yapar. Bunun fazlası yok yani. Bu güvercinler için ideal olan. Bu da örnek veriyorum, aşı kullanacaksınız. Yalancı veba aşısı dediğimiz, kışın özellikle boyun dönmesi, ani ölümler olmasın diye. Salmonella bakterisi geldiğinde direnç kazansın bu hastalığa diye vurulan o yalancı veba Newcastle PM1 özellikle güvercinlerde tavuk aşısı kullanıldığı zaman kendi ayağınıza sıkmış oluyorsunuz abi kardeşler. Onu paramikso virüsünü kullanacaksın. Dörtlü karma, beşli karma, ikili karma diye bir şey güvercinde olmadı, olamaz. Bunu veterinerler gizliyor. Adamlar cebine bakıyor. Ama dürüst olan veterinerlere baktığımız zaman da benim söylediğimin aynısını size söylerler. Şimdi abi kardeşler, bu dediğim gibi 1, 2, 3, 4, 5 olan şırınga, bunun 2,5'luğu da olsa büyük şırıngalarda miligramdır. CC denmez. Kuşçuların ağzında da bir CC lafı var. Adam tutuyor CC diyor. 2 CC diyor. Adam şu 2 yazan yere kadar vuruyor, kuşu öldürüyor. Efendim bu ilaç öldürdü kuşumu. Senin bilgisizliğin ya da senin araştırmadan yapmış olduğun uygulamadan dolayı ölüyor kuşun. Sen farkında değilsin. İnsülin iğnesini en ideal abi elinizde bulundurun. Çünkü kuşçular biraz riskli adamlar. Adam böyle bir şırıngayı vurayım anında sihirli değnek misali değsin kurtulsun, öyle bir şey yok. Ben ölelerine espri bazında diyorum ki ne, sana sopa lazımdı aslında. Mesela panzehirimi gönderiyorum. Bir gün sonra adam yazmış bana. Abi diyor ya, hoş iyi olmadı. Aslında diyorum kargoyla sana diyorum şeyi de gönderecektim. Sopa, onu unutmuşum diyorum. Adam anlamıyor ilk başta. Abi haklısın ya diyor. Yok diyorum, sopa yani dövmek için değil. O sopayı alacaktım, vuracaktım kuşa. Anında düzelecekti. Sana sopa kargoya katmayı unuttum diyorum. Bu sefer gülmeye başlıyor. Şimdi abi kardeşler, işin ehemmiyetini tekrar anlatabilmek adına söylüyorum. İnsülin iğnesindeki bulunan 0.1'den 0.2, 0.3, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0 olan bölüme kadar kısmı CC'dir abi. Ta ki full çektiğin zaman insülin iğnesiyle 1 miligram yapar. Yani şu büyük şırıngaya göre ne yapmış oldu? 1 yazan kısmı oldu. Anladınız mı? Bu büyük şırıngaların birdeki olan altındaki çizgilerde her bir çizgi 1 cc'dir. 1 cc, 2 cc, 3 cc, 4 cc, 5 cc. Yani ne yapmış olur? Onun da 0.5'i. Yani 0.5 ya da
insülinin diğer tarafında yazan 50 cc olur. Bunu iyi ayırt edelim. Güvercinlere genelde uygulanan vitaminler 0.1 veyahut da 2 vurulması idealdir. Devalcinde ağır olmayan, yeni başlangıçta olan kuşlarda insülinle 0.1 yazan, 10 yazan yere kadar vurmak idealdir. Ağır olanlara, yani orta dereceli ağır olanlara 20 cc uygulamak idealdir. Bunun daha ağırıysa, boyun dönmesine gidecekse, tamamen halsiz bir kuşsa bunu tamamen aç karnına 50 cc'ye kadar, insülinle yarıya kadar getirip bir tarafına, örnek veriyorum, 2 cc, bir tarafına 3 cc vurduğunuz zaman hayvanın ateşi daha hızlı düşecek ve sallabaş olmasının önüne geçmiş olacaksınız. Aynı zamanda da B kompleksi, Berovit, B Onur, herhangi bir kaliteli bir B kompleks vitamini uyguladığınız zaman da 1 cc, 2 cc, eğer boyun dönecekse 3 cc'ye kadar yolu var. Bunu fazla vurduğunuz zaman kuşlarınızda felçlik yapabilir, baygınlık yapabilir. Buna dikkat edelim. Dozajlamaları iyi ayarlayalım. Bu emanet canlar deneme tahtası değil. Herhangi bir veterinerin, herhangi bir ilaç satanın yanlış uygula söyleme terimiyle, kuşçunun söylediği yanlış bir terimle kuşlarınızın hayatına son veriyorsunuz. Kendi ayağınıza sıkıyorsunuz. Buna dikkat edelim. Tekrardan cümleten Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Sağlıklı ve neşeli kümesler diliyorum. Allah'a emanet olun.